NBA gündem yayınlarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Restart season'ın ilk seeding kısmı bitti, eli kullandı, bitti bitiyor. Çünkü artık sadece son maçlar. Bu, ben bu videoyu hazırlarken öğle saatlerinde yapıyorum cuma günü. Bu akşam son maçlar var ve cumartesi ve gerekirse pazar günü de Portland Memphis arasındaki play-in maçları oynanacak. Sonra da hemen pazartesi günü playoff maçlarına başlayacağız. Bayağı hızlandırılmış NBA gündemi böyle eskiden okullarda bilmiyorum hala var mıdır üniversitede falan böyle hızlandırılmış dönemler hızlandırılmış kurslar yaz okulları falan olurdu belki de vardır hala bilmiyorum ben çok uzaklaştım tabi o dünyalardan ama onun gibi bir dönem yaşıyoruz tabi biz de acıkmışız NBA'ye ama pek de istediğimiz gibi olmadı herhalde bu restart season'ın özellikle seeding maçları bu 8 maç süren sıralamayı belirleyecek maçlar Evet belli noktalarda oldu. Batı'daki sıralama konusunda özellikle ilk üç dışındakilerin arasında hatta Denver'ın da dahil olduğu bir yerine kadar ama Denver'ın genelinde pek takılmadı e, sekiz maç izledik. Lakers keza Bucks öyle. Diğer takımların evet bazıları sıralamada uğraştılar. Utah aşağıda kalmaya uğraştı. Diye <laughs> birkaç yukarıya çıkmaya uğraştı. Do Doğu'da zaten olayda pek bir değişiklik olmadı. Washington zaten pek bir e, düşüncesi yoktu. 8'i sek zorlamak gibi. Ama Batı'da tabi 8 dışında ve 8. sıra için çok ciddi bir yarış sürdü, bitti. Ve sonunda Portland'da Memphis Play'in maçı oynamaya geldiler. Tabi burada ilk akla gelen şu, e, hak yendi mi, kimin hakkı e, yendi, kimin hakkı GG oldu, <laughs> kimin e, avantajı daha fazla kim daha fazla sıkıntı yarattı, kim daha çok aslında 8 hak etmişti bunlar. Bence yıllarca konuşulacak hele de playoff sonuçları ortaya çıktıktan sonra daha da büyük tartışmalar çıkabilir. Ama genel olarak şunu gördük. Kafası rahat olanlar, mental olarak güçlü olan takımlar burada daha rahat etti. İşte Oklahoma, Phoenix Suns kaybedecek hiçbir şey yoktu bu takımların. Bunlar çok rahat oynadılar. Ama diğer takımlar işte Portland daha stresli bir duruma girdi. Çünkü aşağıda kalmak istemiyorlardı. Zaten sezonun normal durumunda da 8'i zorlamak için ellerinden geleni yapacaklardı. Ama işte burada bir parantezi açmamız lazım. Nurkic normalde oynamayacaktı. Ya da işte belki playoff'lara kalırsa takım dönecekti. Gibi bir durum vardı. Nurkic'in e, dönmesi işte diğer takımlar için aslında... Bence değil. Ben bu, bu arada bunlara çok takılmıyorum. Sonuçta bugün bu kurallarla... Şimdi baştan zaten kuralların aslında haklı ya da haksız olduğu i̇şte Bu 8 maç yeterli miydi? Daha mı uzun olmalı? Daha mı kısa? Bunlar tartışılabilir. Ama sahaya çıkıp artık performans verildikten sonra ben bunların çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ve Nurkic'in dönüşü evet diğer takımlar için Portland açısından dezavantaj yarattı. Portland için de çok büyük bir avantaj yarattı. Ve bunu çok iyi kullandılar. Hele de dün oynanan Nets maçı bunu çok iyi gösterdi. Yani öyle bir bölüm var ki şimdi tabii Lillard'ı övmelere doyamayız bu, bu maçlar üzerinde ama Dünkü o Brooklyn Nets maçında son 7 dakikada Lillard'ın sadece 3 sayısı var. Bu 3 sayı faalden ve geri kalan bütün e, sayıların, pozisyonların, savunma, hücum hepsinin içinde Nurkic var. Yani reboundundan diğer e, karşı sahaya geçiş hücumlarına, early offensivelerine hepsinde Nurkic var. Burada tabi de da yine e, ekstra bir takdir etmek istiyorum. Özellikle o son 7 dakikalık periyotta iki tane çok iyi pasta yani ikisi de neredeyse 4'te 3 sağdan pasta geldi Bunlar bunları yapabiliyor olması zaten artık kendisinin dışında da maçın kritik anlarında topu verebiliyor olması Portland'ın aslında yıllardır yaşadığı bir eksikliğin tamamlanmasıydı evet hadi gelin şimdi Bubble'dan girdik biraz bu hafta takımlardan bahsedeceğim Bugünden birinde biraz Portland'a gireceğiz birazcık Boston'a gireceğiz birazcık Suns'a gireceğiz tabii ki ucundan da biraz net konuşmak istiyorum. Onun dışında da gündemle ilgili birkaç konumuz var. Onlardan bahsedip bu videoyu tamamlayacağız. Şimdi Portland'dan devam edelim. Nets maçı üzerinde konuştuk ama Portland'ın zaten e, ile beraber ki Dallas maçı da böyle Nurkic'in son 2 dakikalık periyotta çok ciddi yine savunma ve hücum katkıları oldu. Ya yani Nurkic maç aslında takımın ihtiyacı olan hem savaşçı hem kaliteli oyuncuyu onlara geri kazandırdı. Çok büyük bir avantaj tabii. Bunun dışında çünkü ben Portland'a baktığımda hep şunu görüyorum yıllardır ve çok da eleştiririm Portland'ı çünkü 2017-2018 sezonuna bakalım. O sezon normal sezon üçüncü bitirmişlerdi. Defensive rating'de inanılmaz iyi durumdalardı. Yani belki de yıllar sonra e, bu kadar iyi olmaları ki sezonda şimdi bakıyorum tekrar 6. sıradalar. 106 offensive rating'de inanılmaz iyi durumdaydı. Playoff'a bir başladılar. Bu sefer hücumda dengeyi sağlamadılar. Yani savunmayı toparladılar. E, playoff savunmasında New Orleans'a karşı Ulan iş yapacaklar denirken... ...New Orleans'ın inanılmaz bir arka alan savunması için kaybolup gittiler. Çünkü işte buradaki ana sıkıntı... ...Rillard'ın özellikle de tepede e, Double Team yediğinde iyi bir pikçi bulamadığında... ...burayı dermek için alan bulamadığında ki karşısında o dönem işte... ...Juru e, Drew, e, Drew, Drew Holiday ve e, Anthony Davis vardı çok fena baskı altında kalmış New Orleans'a karşı ve elinde, yani etrafında güvenebileceği kimseyi bulamıyordu. Bu biraz onun tabi eleştiri onun üzerine döndü. Savunmayı bu kadar toparlamışken burada nasıl bu dengesizliği yakaladılar diye çok üzerine gidildi ama sonra zaten bu New Orleans maçından sonra bir kafayı kafayı söküp <laughs> masaya koyup bir zaten takım içinde de bir düşündüler. Hatta dönem sonra haberler çıktı. Ciddi ciddi takımın dağıtılması belki de artık vazgeçmemiz gerektiğini Konuştuk falan gibi açıklamalar geldi. Sonra 2018-2019 sezonunda yine e, savunma sezonda bu sefer kötüyken playoff da çok yükseldi. Playoff da yükseldi. Hücumdaki top dağılımı biraz daha iyiydi. Özellikle de Golden State'e gelene kadar çok daha dengeli bir Portland izledik. Golden State'e karşı da yani serinin en az iki maçında çok ciddi maçı kazanma potansiyeli gösterdiler. Ki yani belki de işte... E, bir erken sakatlığı Golden State o turda yaşasaydı Portland belki turu da alabilecekti ama tabii ki olmadı ama sonunda şeyi gördüler ya bizim artık playoff'ta belirli bir savunma bak savunma yapma yapmama değil konu savunma istikrarını tutturmamız hücumda da mutlaka Lillard'ın üstüne artık yük bindiği zaman Lillard'ın kafası rahat bir şekilde bu topu dağıtmasına alan sağlayacak bir sistem oluşturmamız lazım mı? Oturttular ve bu sene ne oldu? Restart season'la beraber özellikle geri Trent'in sezon içinde de ufak ufak patlamaları vardı ama bu kadar net değildi. Trent'in özellikle katkısı çok önemli. Çünkü Dilert hem yarı saha geçtiğinde hem uzak mesafe paslarda hem early offense'de hem geçişte ya da yarı sahada şey, savunmanın ağırlık merkezini bozduğunda artık güvenebileceği isimler var McCollum dışında ki McCollum Restart season'ı çok da verimli oynamadı. Trend burada çok daha ne çıktı. Melo bile, Carmelo bile yer yer çok daha istikrarlı. Özellikle catch and shoot oynadığında çok daha istikrarlı sonuçlar verdi ki ama hala bence savunma tarafında ciddi zarar veriyor takıma. Hücumda da çok ısrarla post oynamaya çalıştığı anlar ama bunları biraz daha sınırlamış. Yani çok da hakkını yemeyeyim. Şimdi Carmelo'yu da çok eleştirdik zamanında ama çok da hakkını yemeyeyim. Geçen şut da kaldığı sürece ki yıllardır bu isteniyordu ondan. Özellikle yeni NBA'de, yeni NBA ortamında ları yapmaya başladı. Ve bu aslında yine Lillard'ın oyunun akışkanlığını arttırdı ve hem asist yüzdesi bak sadece asist yapması değil maç içindeki kullandığı toplar içindeki asist yüzdesi de daha iyi duruma geldi. Daha seçerek koymaya başladı. Yükü atıp saha içinde daha fazla kendine dinlenebileceği, harekete geçebileceği alanlar yarattı. Pa baskıyı çektiğinde ekstradan mesela New Orleans serisi o iki sene önceki yapamadığı New Orleans serisinde savunmayı ortadan deldiği pozisyonları arttırdı. Bu kimin sayesinde? Bu da Nurkic'in pikleri sayesinde oldu. Yani Nurkic'i oraya sokmak e açıkçası Portland'ın bütün hücum, savunma her şeyini değiştirdi. Mükemmel bir şey. Hatta burada asist turnover ortalamasında ikinci sıraya geldi. Der ki verimliğin arttığını, göster gösteriyor. Bu efficient field goal yüzdesinde yani kullandıkları topların efficient olarak isabet bulma yüzdesinde de dördüncü sıraya geldi. bu restart sizin içerisinde. Bunların hepsi Portland için çok büyük artılar. Geri kalan da şimdi eğer Memphis'i geçerlerse ki Memphis de Lakers eşleşirse Memphis Lakers eşleşmesi için ayrıca konuşacağız. Portland Lakers eşleşirse, eşleşirse konuşamadım. Bunu da ayrıca konuşacağız. Zaten playoff'ların Genel görüntüsün için ayrı bir video yapacağım yani bütün eşleşmeleri ayrıca konuştuğumuz bir video olacak. Burada daha çok takımların birkaç seçtiğim bu hafta üzerinde yani daha doğrusu iki haftalık restart season dönemi içerisinde seçtiğim takımlar üzerine biraz konuşup gündemle devam edeceğiz. O yüzden Portland'ı şimdi geçiyorum ama Portland'la ilgili negatif konularda hala masada. Bunları dediğim gibi eşleşme olduğu zaman eşleşme netleştiği zaman detaylı konuşacağız. Şimdi tabii biraz da Phoenix Suns konuşmadan olmaz. Phoenix Suns Phoenix Suns çok büyük iş yaptı. Yani e, hatırlayanlarınız e, olur aranız, aranızda kesin vardır 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası. Danimarka mucizesi diye bir şey vardı. Neredeyse onu yaratacaklardı. Yani benim gözümde eğer bu takım playoffa kalsaydı Danimarka'nın e, finale çıkması gibi bir şeydi. <laughs> çok çok büyük çok büyük bir olaydır. Danimarka çünkü o turnuvaya da sonradan dahil olup son anda dahil olup Finale kadar giderek herkesi şaşırtmıştı. Ha bu sene öyle bir sürpriz olur mu? E, zor. Batı çünkü çok karışık. Batı'da e, özellikle de zaten Houston oklağama eşleşmesini diğer videoda konuşacağız. Orada silahlar fena çekilecek. Oralar karışık. Ama Sans girseydi bence e, Portland'dan da kafası çok daha rahat olacağı için ve kaybedecek hiçbir şey olmadığı için çok eğlenceli maçlar izletebilirdi bize. E, ama... Ne yapalım seneymiş ama onlar için de bu toparlanma sinyaliyordu. Çünkü yıllardır aslında ki Devin Booker benim çok beğendiğim bir oyuncudur. Devin Booker ve çevresinin, ıı, takım yönetiminin, menajerinin, ıı, sahibinin hepsinin artık biraz daha ya biz hepimiz görev mi, görevimizi mi yapsak artık? Hani ıvır zıvırla uğraşmasak da aman o oldu ben gitmek istiyorum öbür kalsın istiyor. Yok sola yok bilmem ya bir sürü kargaşadan, sakatlıktan bir çıkabilirler sonunda. Ve Monty Williamson özellikle de bence ilk aşamasında kafasında şey vardı. Bir sahada önce bir kendimize güvenelim. Yani takım özellikle Booker ve diğerleri, diğerleri ve Booker. Yani çift taraflı bir güven oluşturalım. Çünkü bu çok önemliydi sans için. Bunun oluştuğunu artık görüyoruz. Ve bu oluşurken de şu sistem bence çok iyi. Yani Booker'ın tek yıldız olduğu ve etrafında 4 tane hatta kenardan gelen de 5-6 tane Savaşçı ama düz savaşçı değil yani hepsinin belli bir kalitesi olan belli yeteneklerinin belli seviyede olduğu ama asla savunmada düşmeyen hücumda her zaman tempoyu ritmi bulmaya çalışan işte Cameron Johnson gibi Cameron Payne gibi Michael Bridges gibi böyle devamlı e, kafası sağda genç ama hatalarına rağmen o hataları kapatabilecek diğer oyuncularla beraber iyi bir yapı oluşturdular. Bu Booker için çok iyi bir ortam. Yani Booker'ın şimdi yanına hep bir yıldız konmasından bahsediliyordu. Ya da Booker'ın başka bir takıma gitmesinden. Gidebilir hala. Gitmemesi gibi bir durum yok bence ama. Şu ortam bence çok uygun oldu. Yani çünkü Rubio da e, süperstar ya da işte Art Booker, tam, Booker yokken orada olacak. Onun yerini alacak bir oyuncu değil. Aiton da öyle bir oyuncu değil. O yüzden e, Booker artı 4 artı işte kenardan gelenler 6 sistem şu an muazzam oldu Sans için. Çünkü herkes mücadele ediyor. Onlar mücadele edince bu kırda da bence şu his oluştu. Aslında bu bir şey yönetici hissidir. Yani ben ekibimden verim almak istiyorsam onların yanında olduğunu göstermem lazım. Onlar kadar mücadele etmem lazım. Onlar kadar çalışmam lazım. Gerekiyorsa ağır iş de yapmam lazım. Göstermen gerekir. Sana saygı duysunlar. Bu kır da bunu yapmaya başlamış. Bu da muazzam. çok iyi çalışıyor. O da mücadele ediyor, savunmada düşmüyor, e, elleri devamlı aktif, e, sahadaki verimliliği arttırmak için çabalıyor. Mesela yarı saha geçtiğinde, eski bu Atatürk'ün yarı saha geçtiğinde vermediği paslar tartıştırdı. Bunun aslında veremediği paslar olduğunu biraz daha anladık çünkü güvenmiyordu o da. Biraz Lillard'ın yaşadığı hatta şu an belki Donovan Mitchell'ın yaşadığı süreçleri o da yaşadı. Ee, ve daha hızlı bir kurtarma sürecine girdi orada. Daha hızlı bir dönüşüm yaşadı. Eğer bu takımda e, ekstra bir sakatlık olmazsa ve bu sakatlıklar e, çok uzun vadeli olmazsa bu Sans takımı çok ciddi bir potansiyel gösterdi sonunda. Savunma yönünü arttırdı, hızlı hücum yönünü arttırdı. Bu kırım paylaşımı arttı ki asist turnover ortasında 4. sıraya kadar geldi onlardır da restart ki ben bu istatistiğe ekstra değer veriyorum. Çünkü assist turnover ratio'su ortalaması sizin verimliliğinizi sizin daha ne kadar disiplinli ne kadar düzenli savunma hücum dengenizin ne kadar oturduğunu top kayıpları yüzünden daha fazla zarar görmeyip aslında bundan verimlilik yarattığınızı gösteren bir istatistiktir. Bu da sans'ta arttı ve çok iyi duruma geldi. Aiton'la ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Aiton özellikle de hani sakat, çok sakat kaldı ama sakatlığı dışında da hep bir Eli ayağı birbirine dolaşan oyuncu imajı seçiyordu. Savunmada böyle dengesizdi. Biraz böyle Hasan Weissaydın tam çembere yakınken iyiyim ama çemberden uzaklaştıkça bok gibi savunmacıyım imajı gibi bir imaj çiziyordu. Ama bundan kurtulmuş. Özellikle biraz önce hücumuna değinmek istiyorum. Hücumda özellikle yüksek pikte yani üçlüğün daha dışında aldığı piklerde çok iyi devriliyor. Çok uzun devriliyor topu takip ediyor. Burada Booker gibi akıcı yani yüksek bir kullandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden çok hızlı çembere gidebilecek oyuncular olduğu zaman ki bunu Lillard da yapabiliyor mesela ya da Mitchell da yapabiliyor ama Mitchell'ın mesela dezavantajı şu. Gobert o kadar hızlı devrilemiyor ya da o kadar yüksekten devrilip bir dribbling topu bitiremiyor. Aiton bunu yapabiliyor. Ama ha, şu an sadece yapabiliyor. Yani ne kadar iyi yapabileceğini bunu ileride göreceğiz. Şu an sadece yapabiliyor. Eğer bunu düzenli yapar, arttırır. Çok daha iyi hale getirir. Se o zaman çok acayip şeyler olacak işte. E, i̇kinci konu Aiton orta mesafe şutlarını çok geliştirmiş ve bunu bunu övebiliriz. Çünkü standart bir orta mesafe atmıyor. Hızlıca pasizörden orl e, pardon, early offense ya da çok hızlı aldıktan sonra bir dribbling varsa çok yani e, onun mesafesine uygun bir dribbling hemen yolluyor, bunun yüzleri atıyor. Bu daha da önemli. Bu daha da önemli. Ben o yüzden Ayton'u övüceğim öveceğim. bu kırla beraber. Umarım savunmadaki eksikliklerini de daha da kapatabilir. Evet, kapatmış. Daha iyi, daha iyi pozisyon alabiliyor, daha iyi oyunu okuyabiliyor, yardım alanlarını daha iyi seçebiliyor. Özellikle çembere yaklaştığında blok tehdidini çok daha yükseltmiş. Burada da beceriksizlikleri vardı. Ama mesela hücumda hala çembere çok yok, yakınken çok komik e, topları kaçırabiliyor. Bu, bu, bu biraz şeyle ilgili. Motoruyla da ilgili. Yani biraz burada koordinasyonunu geliştirmesi lazım. Çembere çok yakın aldığı zaman e, el-ayak koordinasyonu dışında o bakışı kaybediyor. Yani çemberle bakışını kaybettiği zaman oradaki dengeyi yakalayamıyor ve çok fazla bu yakın mesafe sayıları kaçırıyor. Umarım toparlayacaktır ama dediğim gibi yani Sans e, bu bu restart sizin herhalde. yani takımıydı ki bu takıma bir de daha Kaelubre katılacak. O da o da aslında bu Kır kadar bir yıldız değil ama o da çok iyi bir oyuncu olabilir bu parça. İyi bir parça olarak o demin bahsettiğim enerjik, artı savunmada güçlü, kaliteli parça olarak bu takıma e, çok büyük katkı sağlayacaktır. Ya ben Kır olsam bu takımdan ayrılmazdım. Şimdi biraz da Boston'dan bahsedeceğim. Nets'i sona bırakacağım. Boston'ın nedense e, Restar Season'da birazcık e, geri planda kalmış gibi hissettim. Çok konuşulmadı. Tabii Doğu'da e, sıralama için işte Miami, Indiana, işte Brooklyn Nets'in durumu bunlar biraz daha fazla konuşuldu. Orlando zaten hiç beklediğim kadar o kafası rahat imajını hani ilk videolarda söylüyordum hani onlar da belki bir sürpriz deneyebilirler mi? Çünkü onlar da rahat olacaklar. Kaybedecek bir şeyler yok dedim ama onlar da pek kafaları orada değildi açıkçası ve çok büyük ihtimal zaten süpürülüp gidecekler. Üstüne tabi Jonathan Isaac de sakatlandı. Aaron Gordon bir var bir yok. Diğer sakatlıklar derken Moabamba da fazla süre alamayınca çok hızlı koptular. Ama bu işte Philadelphia'daki karışıklık zaten Ben Simmons'ın sakatlığı onlar ne yapacak? ne, ne Gidecekler artık bu takım toparlayacak mı? Toparlayamayacak mı? Brad Brown gitsin mi? Kalsın mı tartışmaları? İşte Miami'nin durumu. Vesaire işte Bucks'da en son Antetokounmpo'nun kafası derken Boston böyle arka planda işimizi yapıyoruz biz ve çok iyi yapıyoruz'u sessizce halletti. Neden çok iyi yapıyorlar? Hemen şundan bahsetmem lazım. Yarı sahada ve geçiş hücumlar. Yani savunmayı ikiye bölersek. Şu yeni NBA'de yarı sağ savunmasında ayrı bir efor, ayrı bir sistem. Geçiş da savunmak için de ayrı bir efor ve ayrı bir sistem. Ayrı bir e, rotasyon. Belki de rakibe göre rotasyonlar oluşturmanız gerekir. Oyuncanızı buna göre uzanmanız gerekir. Recoverları buna göre ayarlamanız gerekir. Ee... Olmasına rağmen basın çok iyi bir denge tutturmuş. Hem yarı sahada hem geç hücumda savunmada çok iyi durumdalar. Ve reyting olarak da zaten 3. 4. sıra civarlarında takılıyorlar. Hücuma geçiyoruz. Hücumda da transition'da da geçişte de yani hızlı hücumda da ekstradan hem de yarı sahada hücumda da yine 3. ve 4. sıra civarlarındalar. O kadar dengeli bir durumdalar ki şu anda. Yani mesela bugün desel ki bana abi NBA'de koç olacaksın takımı da senin seçmene izin veriyoruz. Kafanın en rahat olacağı, oyuncu e, havuzu çok geniş olmasa da ilk 5'inin çok iyi bir kalitede olduğu bir takım seçteseler kesinlikle bastın alırım. Brest da zaten sözleşmesini uzattılar bu arada hemen onu da ekleyeyim. Boston mükemmel bir dengeye kalmış durumda. Özellikle de ilk 5'teki e, spacing konusunu, 5 dışarıda spacing'i e, Daniel da dışarıda kalıp özellikle yüksek pik yaptığında inanılmaz iyi oturtuyorlar. Buradaki rotasyon hiç sırıtmıyor yani... Tatum tepedeyse hemen işte Hayward'la Jalen Brown köşeye gidiyor. Jalen Brown tepedeyse hemen diğerleri köşeye gidiyor. Kemba tepedeyse bazen kısa pik kullanıyor bazen uzun pik kullanıyor. Ona göre hemen spacing'i e oturtuyorlar. ve o yüzden yarı sahada hiç zorlanmıyorlar. Tatum evet sezon, sezon içinde çok dengesiz dönemler geçirdi. Sezon başı da öyleydi ama onu da yavaş yavaş artık biraz da hani böyle şey gibi değil mi? Takımın bir saha dışı lideri gibi değil de saha içinde top paylaşımı ve top yönlendirme olarak liderliğini Kemba ile çok iyi paylaşıyor şu anda. Ki Kemba Walker da uyumlu. Yani Kyrie'nin yaptığı, açılın lan burada burası bizim, burası benim, ben mahalleye el koydum gibi böyle bir hırbo tavırda gelmedi oraya. Ve oyuncular da Kemba'yı daha iyi sahiplendi. İşte zaten Irving'i bir nedenlerinden biri buydu. O yüzden herkes daha mutlu. Jalen Brown çok daha e, iyi durumda. Onu kesinlikle öğrenmem lazım. Çemberde bitirdiği pozisyonlar inanılmaz artmış. Özellikle geçişte ortadan inanılmaz deliyor savunmayı. Çok rahat gidiyor çembere. E, savunmada zaten onun etkisi her zaman yüksekti. Buradaki eksi biraz Hayward'a yazabilir. Hayward daha Clay-like yani Clay Thompson tarzı bir oyun tercih ettiğinde... Ee, sırf geçen şut da değil aslında fazla dribbling yapmadan şutunu buldu. orta mesafede olabilir. Çok dert değil. Ee, Bastın burada rebound konusunu çözüyor ya da verimliliğini dengeleyecektir. Prestigin bunu dengeleyecektir ama bazen inanılmaz gereksiz birebirler zorluyor. ve Eskisi kadar bu birebirleri kullanabileceği hızı da yok. O biraz takımı düşürüyor yer yer ama onun dışındaki o köşe şutlarını bulduğunda ya da geçişte yakaladığı o tek dribbling şutları bulduğunda... Hayward çok daha etkili. Kemba'nın tabi biraz daha form tutması lazım sakatlıktan sonra. Ama o da bence e, üzerindeki yük yükü almadan, üzerindeki fazla yükü ya da hemen Tatum'la paylaşarak e, bunu da iyi çözmüş durumda. Ya ben Boston'ı çok beğendim. Bu e, restart Season'da. Yani e, mesela Portland'a karşı bir maç oynadılar. E, sanırım 3 Ağustos'taydı o maç. 3 çeyrek bittiğinde 20-25 sayıydı fark. Ve e, inanılmaz yani yok ettiler Portland'ı. Dördüncü çeyreğe doğru birazcık oyunu salıp da hani Lillard'a karşı önlemleri gevşettikten sonra tabii Lillard cezalandırdı. Maç kafa kafaya geldi. Burada tabii Portland'ın bu başarısı. Bunu övmemek olmaz. Toronto'ya karşı da keza yine öyle bir oyun sergilediler. Yani Boston'ın eğer çok saçma bir şey olmazsa yani saha içinde şöyle bir avantajı da var. Atıyorum o gün Tatum mu formsuz? Jalen Brown hani Jalen Brown mu formsuz? Kemba öne çıkıyor. Yani herkes aslında o gün ki hissini alıp ya bugün tamam ben benden olmuyor. Hocam sen de ya yani bu Preston'ın zaten karar vereceği bir şey ama zaten koçun en büyük coachingi maç içinde sıcak eli bulması, doğru oyuncuları seçmesidir. Ee, ya da işte o gün kim daha öne çıkacaksa onu daha öne çıkarmasıdır. Farklı rolleri e, saha içinde yeniden dağıtabilmesidir. Boston'da bu iş çok kolay, yani pozisyonsuz oyun için çok iyi bir e, sistem yaratmış durumdalar. Tabi kenardan gelen oyuncuların yine e, smart dışındaki, perf smart zaten çok stabil bir performans veriyor ama smart dışındaki oyuncuların ne kadar iyi e, verim vereceği, ne kadar iyi geçen şut shoot oynayacağı, geçiş hücumlarında ne kadar iyi e, yüzleri sayı bulabileceği çok 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 önemli. Burada tabii e, Boston'la ilgili söyleyebileceğim en büyük sıkıntı ne olabilir? Eşleşme avantajları ve rebound konusu olabilir. Tabii Thais biraz kısa kalıyor. Diğer aslında baktığınızda 2 metre civarı bir 5 varken işte Tatum 203, Jaylen 2 civarı bir 1-98, Hayward 201 uzun bir takım ortalamada uzun bir takımken rebound konusunda büyük oyuncular geldiğinde mesela Embiid gibi rebound konusunda yine sıkıntılar yaşayabilirler. Tabii bunu da iyi box out, kısaların iyi box outu özellikle uzun reboundlarda kısaların daha fazla girmesi, hücum reboundı vermemek için çok da erken box out yapmak gibi konuları çözeceklerdir ama aslında biraz bahsetmek istedim nedense biraz geride kaldılar gibi geldi. Restart sezonla ilgili son bahsedeceğim takım da Brooklyn Nets. Ben Brooklyn ile ilgili çok dertliyim. Daha önce ikili oyunu e, takip ediyorsanız Serkan Vali ile yaptığımız şimdi biraz aradayız. Orada da devam edeceğiz bir noktada muhtemelen. E, yine bilmeyenler için hatırlatayım. Orayı bitirmedik. E, sadece Serkan Vali daha yoğunlar. Ben kendi kanalımda kendim NBA içerikleri yapıyorum. Oraya da devam edeceğiz bir noktada iller ki. Zaten e, duyurusunu yaparız. İkili Oyun podcast'lerimizde ben Brooklyn Nets konusunda çok e, çok sert konuşmayı seviyordum. Çünkü Brooklyn Nets benim en sevdiğim takımlardan biriydi. Ötekilerin takımıydı. Yani ne demek ötekilerin takımı? Yani diğer takımlarda olmamış. İşte Dianca Russell gibi. işte daha böyle ya da rotasyonda kalmış süre bulamamış. Kendi içerisinde belki Brooklyn içerisinde olup başka olmayıp başka takımlarda olsa çok az süre bulabilecek. Ya da kimsenin onlarla uğraşmayacağı bir takımken. Atkinson sayesinde Özellikle Dianjo Russell'lı o işte iki sene önceki Brooklyn inanılmaz iyiydi. Çok iyiydi. Ha ne kadar gidebilecekleri evet kısıtlı. Zaten o takımın olabileceği 8-7 maksimum 6 olup belki 5'i zorlayıp playoff'ta da bir tur iki tur belki takımı. Yani şampiyon olamaz o takım. Ama elindekine baktığında, kepe baktığında bu oyunculara baktığında ki Dimitri gibi bir önce inanılmaz kelepir sözleşme yaptılar. Diğer oyuncuların birçoğu çaylak kontratında vesaire vesaire. O takım acayipti. Ee, geçişte inanılmaz akışkan, yani pozisyonsuz oyunda asla e, durmamayı önemseyen, devamlı akışkan, devamlı hızlı, early offense'te herkesin hemen ön, e, hemen böyle pozisyonunu bulduğu, çok hızlı screenlerin kullanıldığı, kanatta ya da tepede herkesin alıştığı Mükemmel bir oyunları vardı. Ve sonra Kyrie Irving geldi. <laughs> ya tabii şimdi bunu söylemek çok kolay değil. Şunu anlıyorum. Yani bugün bir yöneticinin önüne şu gelse ya Kyrie Irving ve Durant gelmek istiyor. Sizle oynayacaklar. Ve bu takımın iyi olduğuna inanıyorlar. Çünkü Atkinson çok iyi bir sistem kurmuş ve onlar da aslında Durant'in de Golden State'e gitme amacı ya bu takım akıcı ya bu takım işleyen bir yapısı var ve ben bunun içine girdiğimde mutlu olurum diyen oyuncu olarak gelmek istiyorlar dediğinde kim ayır diyebilir buna? Yani kimse ayır diyemez. Yani bugün Kyrie Irving'i falan tartışacak halimiz yok yetenek olarak. Ee, belki de top 3. yani hatta iyice safa indirirsek, saf bireysel yetenekte birinci. Ya bugün herhangi bir e, turnuvaya soksan tek başına oynayabileceği ya da herhangi bir takımı tek başına hadi e, kurduk sana göre oyna dediğinde seçebileceğim bir adam. Durant zaten hani Goat adayı her zaman için. Ama böyle baktık baktığında her şey çok güzel. Ama ne oldu? Kyrie Irving mm -hmm. geçen sene yani bu sezon pardon sadece 20 maç oynadı. 20 maçın 14'ünü kaybettiler. Sezonun başında e, ligin çarek oyuncusu Jay Morant'tan blok yiyerek maç verdi. Ya bu e, normalde mesela takılmaması gereken bir şey herkesden yiyebilirsin ama sen oraya ben bu takım benim ben çekip çevireceğim 50 sayı atıp ben alacağım bu maçı diyorsan o bloğu yiyemezsin yediğin zaman o bloğu sana yedirirler e, Kyrie Irving böyle bir sezona başladı Durant hiç oynamadı e, Atkinson'un sistemini asla aymayan DeAndre Jordan'ı Jared Allen'ı kaybetme pahasına itelemeye çalıştılar aman oynasın aman oynasın Karis Lever de bir kısmında sakattı geri döndü ki bu, bu Ristar son Portland maçında inanılmaz oynadı ki normal ya yani 8 maçın tamamında da iyi bir çizgi çizgi çizdi. Ve günün sonunda konuşuna geldi Durant tarafında. Ya işte biz Atkinson'ın kafa yapısıyla uyuşamıyoruz. Zaten Kyrie Irving de öyle. Bunu biz alalım yarı sahada siz bize verin. Neymiş öyle pozisyonsuz geçişken falan hiç gerek yok. Zaten Atkinson daha böyle şey yapıyor. Ya bir yandan da bakın şu da çok büyük bir ironi. Bu oyuncular ki ben bunu destekliyorum. Bakın bu, bu dönemin yeteneklerini aslında hücumda kontrollü bir şekilde serbest bırakarak oynatmanız lazım. Kontrollü bir şekilde nedir? Bir çizgi çizersiniz. Geçiş hücumundaki önceliklerimiz. Yarı sağ savunmasındaki önceliklerimiz. Yarı sağ hücumundaki önceliklerimiz. Bunları çizersin. Buradaki birebirler buradaki işte pik üzerindeki delmeler, aradan delmeler, pik üzerinden terse dönecek toplar. Bunların hepsinin nasıl olacağını, kimin nerede duracağını çizersin ve dersin ki abicim sen burada serbest. Bu çizginin içerisinde istediğini yap. Yardır, takıl. Zaten açık saha falan karışmıyorum. Ya açık sahayı bulunca gidin. Yani burada zaten koçun size diyebileceği tek şey açık sahadaki oyuncuların koşu e, yolları olur. Fazlası olmaz. Bunları bulduktan sonra serbest bırakır seni. Ya böyle bir ortam varken bu kadar serbestliği zaten isteyen oyuncularken siz hem Irving hem Brent neyin tat yaptılar ve koçla araları bozuldu ki Etkinson'un şöyle bir şey de zaten Etkinson'a aslında gidin denmedi. Etkinson'un önüne bir, bazı şartlar sunuldu ki biraz öyle anlatıldı. Böyle böyle olacak. Sen bu takım böyle yönet dendi. O da yok ben istemiyorum dedi. Zaten yollar ayrıldı. İnanamıyorum hala. Yani çok büyük bir hata yaptılar. Ee, tabii Jack Vaughn şu anda Atkinson'ın kurduğu sistemden bu takımı yine ötekilerin takımı olarak e, hiçbir yıldızı yokken Lever'ı sayabiliriz belki biraz. Dediğim video yok. E, hiçbir şey yokken, hiç kimse yokken yine o mücadeleci, savunmada her zaman doğru yapmaya çalışan, hücumda Jerry Talon'ı için içine soktuğu, piklerini kullandığı, e, Joe Harris'i ve diğer şutörleri bulduğu, hızlı hücum bulduğunda asla durmayan o takımı yine gördük ve ne oldu? Yine playoff yaptılar. <laughs> Zaten yapacaklardı. Ve bu da ne Irving'in, ne Durant'in, ne Jordan'ın zerre payı yok. Şimdi bu takım zaten bunu yapabiliyor. Eğer şimdi bu takım bunu yapabiliyorken eğer seneye gelip Irving ve Durant hadi playoff'a 7'den değil de 3'ten 4'ten girdiler diyelim. Her şey yolunda gitti. Hatta 22. olur ama şampiyon olamazlarsa, finale çıkamazlarsa hatta bir sürpriz olur daha erken ne derse işte o zaman söyleyecek hiçbir şeyleri kalmaz. Yani çok büyük bir lokmanın altına girdiler, ee, çok büyük bir topun altına girdiler. Doğu basit, Doğu kolay ee, imajı da bunu çok engelleyebilecek durumda değil. O yüzden hatta onlar için dezavantaj. Bakalım Brooklyn'i seneye göreceğiz ama e, ben üzgünüm onlar için özellikle şu takımı, şu mücadeleyi gördükten sonra tadım kaçmıyor değil. Ama helal olsun. Yani restart Season'da belki de e, tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani kazandıkları maçların. bir bir çoğunda rakip takımlar çok iplemedi maçları çok saldılar. Ama yine de helal olsun buradan e, bu isteği bu motivasyonu çıkardılar. Kendilerini de göstermek tabi burada biraz onlar için önemli oldu. öyle de Jerry Allen için çok önemliydi. O da iyi iş çıkardı. Bakalım gelebileceğiz seneye Brooklyn'e. Evet takımlar özelinde biraz bu konulardan bahsetmek istiyordum. Dediğim gibi e, zaten yarım saati devirdik. Hızlıca biraz haftanın konularına da girelim. Bakalım orada neler olmuş. Spurs dynastisi bitti. E, maalesef 23 sene yaklaşık 23 sene sonunda 5 e, şampiyonun sığdı bu 23 senenin sonunda. Portland playoff'a kalamadı. E, çok uzatmayacağım. Port e, pardon Portland diyorum. San Antonio'yu çok uzatmayacağım. San Antonio playoff'a kalamadı. San Antonio çok uzatmayacağım. E, ama şunu söylemem lazım. Belki de Popovic kavayla başlayan o hatalar silsilesine LaMarcus'u ekleyerek, Demar Derozan'ı ekleyerek çok kötü bir 3 e, sene geçirdi. O da zaten bunun farkında, e, bir dönüşüm başlattı. Bir sizin de belki biraz eli zorunu da kaldı ama bir dönüşüm başlattı. LaMarcus'un olmaması çok büyük avantaj oldu onlar için. Çünkü ne savunmada ne hücumda modern oyunun getireceği hiçbir şeye katkı vermiyor. Sadı, evet yani Lamarcus size bir maç alır, üç maç alır, beş maç da alır ama bir sezon kazandıramaz. Bunu her zaman biliyordu zaten Popovic de. Onu zorladı aslında. Yani onu bir sisteme sokmaya zorladı. Demar Derozan da zorladı. Ama şunu fark etti. Bunları zorlayarak artık bu dönemde verim alamıyorsun. Kavay'da da aynı hata yaptı. Keşke diyorum ki Kavay'ı zorlamak yerine Kavay'ı erken, daha erken bir zihniyet değişimiyle daha erken serbest bıraksaydı. Ve Kavay'ın e, şimdiki gibi daha çok istediği hücumda biraz daha at koşturdu. Ama savunmada tamamen Popovic disiplinli oldu. Ki savunmada hala potansiyeller yüksek ama bu son 2 senede bitmiş durumda. Artık bu biraz daha işte o ilk 5'e yerleşen ana 3 oyuncunun, e, genç oyuncunun, atletik 3 oyuncunun gelişimiyle daha da değişecek. Onların o savunmaya alışması daha baskılı arka alanda daha fazla top çalan pas arası yapan hızlı hücumla daha çok çıkabilen bir sistem yaratması tabi vakit alacak ama keşke diyorum işte bunu yani Dejan Tamörilere, Derek White'lere, Donny Walker'lara kalmadan önce Kavai'de yapabilseydi Popovic. evet Popovic çok sevdiğimiz bir koç ama belki de burada da eleştirmekten çekinmememiz lazım. Ki o da zaten farkında yani bu kadar tecrübeli bir koçun farkında olması imkansız. O yüzden Spurs'un e, 23 yıllık play-off sürekliliği bitti. Bakalım ileride ne olacak? Popovic bence bunu inada çevirebilir. E, bırakacağı birkaç sene içerisinde bırakacağı hep konuşuldu ama bakalım işi inada bindirirse belki de bu kayarken bırakmaz. Onun dışında e, sezonun aslında açılışında tabii ki bu diz çökme konusuna bahsetmiştim geçen bölümde. Burada bir ekstra bir şey oldu. Jonathan Isaac diz çökmedi ve tabiri caizse <laughs> nazar değdi ve sakatlayarak gitti. Yani nazara inanan biri değilim ama hani çok kötü denk geldi. Yani üzülme bir yandan ki Jonathan Isaac yine benim çok beğendiğim bir oyuncu ve bence Orlando'nun en büyük potansiyellerinden biri. Diz çökmedi. Açıklaması da biraz tırttı ama ben şeyden korkuyordum açıkçası. Yani biraz din, dini bir açıklama yapmış. dinde işte dini olarak zaten herkesin yaşamı değerlidir. Bu tabii ki Black Lives Matter her şeyden yani pardon her şeyden o da çok değerli ve ama bunu biz diz çökerek çözemeyiz gibi bir şeye getirdi. Benim korkum aslında takım arkadaşları tarafından dışlanmasıydı. Sakatlandığı için bunu çok göremedik ama ilk yapılan açıklamalar yok sıkıntı yok olabilir onun görüşü falan dendi ki muhtemelen yönetim tepeden de yani e, bu konu biraz daha çözülmeye çalıştı. E, Coach Steve Clifford da biraz devreye girmiş belli ki e, umarım ileride bir sıkıntı olmaz e, deyip diğer habere geçiyorum. E, biraz şeyden bahsedeceğim maçların tarafsız olmasının hissinden bahsedeceğim. E, tabii bu, bunu biraz şeye de sokabiliriz bu sıralama konusunun önemli olmasına daha doğrusu takımın aşağıda kalmaya istekli olmasına bu biraz sağladı. Yani dedik ya, işte Utah orada kalmaya çalıştı. Philadelphia biraz böyle Hadi bakalım ne yapıyor göreceğiz gibi bir şey getirdi. Ya biraz işte bu saha avantajı konusu bitince NBA takımları bir anda sağ avantajı yoksa niye kasıyoruz ki o zaman? Bir fark ettiler bu ileride olmayacaktır tabi zannetmiyorum ileriki sezonlarda tabi ufak tefek şeyler olabilir ama bu kadar ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum bu biraz da maçların tarafsız olmasından tarafsız sahada ve artık sağ avantajın bir önemi olmamasından kaynaklandı e, tatsızdı tabi e, asla mutlu etmedim ama dediğim gibi bu konu kurallarla ilgili bu konu tepeyle ilgili bu konu e, restart season'ın kuralları ile ilgili o yüzden buradaki tercihler tercihtir Yoksa herkes için bir haksız yani herkes bugün otursa NBA'de şu şu şuraya gelen işte 22 takımda bir haksızlık bulur kendine ve dersin ki evet evet haklı adamlar yani. O yüzden bu konudan çok kaçış yok. ama maçların tarafsız olması hissi benim açımdan biraz sönük evet yani saha atmosferi okey yani e, dijital seyirciler, e, müzik, spikerlerin o tempo yükseltmesi falan okey ama e, seyircinin o maçın yükseldiği anda yükselmesiydi tabii ki o bulunacak bir şey değil. Onun dışında Antetokounmpo e, bir saçmaladı. E, rakibine kafa attı. Yani bu, bu çok konuşulacak bir şey yok ama şunu söylemek lazım. E, çok haklı bir yorum okudum sanırım ESPN'deydi. Yani bu hareketi LeBron James yapsa ya da bu hareketi Durant yapsa ne konuşuyorduk? Antetokounmpo yaptı ne konuşuluyor? Ya bu hani Zidane'ın Materazzi'ye kafası gibi bir haklılık da içermiyor. Yani orada evet yine ben onu da tasvip etmem ama orada bir haklılık durumu vardır ya Zidane açısından. Bir e, kışkırtma vardır. Burada öyle bir şey de yok. E, Ante gereksiz. Hele de takım çok rahatken neden böyle bir stres içerisinde hiç anlamadım. Açıkçası beni şeyden de korkuttu. Baxın e, beklenenden daha kötü bir playoff performansı sergileyebileceği izlenimi yarattı. Ama dediğim gibi bunda eşleşmelerde konuşacağız onun dışında son haberimiz ha bir de hemen şey eklemek istiyorum önemli bir sakatlık var Vesper'un sakatlığı o da sağ kuadris hepsinde bir gerilme yaşıyor muhtemelen playoffların başını kaçıracak yine eşleşmelerde konuşacağız ama bunu da araya eklemek istedim Üstün için gerçekten çok kötü bir durum oldu ve son konumuzda NBA dedi ki tamam dedi e hadi eşiniz dostunuz gelsin NBA gelsin sizi görsün Hatta iki kişiye de biri çocuk olmak üzere. 52, orada da çok komik bir şey var. 32 inçi geçmeyecek gibi bir açıklama var çocuklarda. Yaklaşık 81 santim yapıyor. <laughs> burada da <laughs> Donchi JJ Baraya'ya çok güzel bir tweet attı. Bakıp bakabilirsiniz. Hadi iyisin gibilerinden. <laughs> bu, bu, bu çok komik ya. Çok komik bir açıklama. Neyse NBA dedik ki gelin. Tamam hadi siz çok homesick oldunuz. Lebron abiniz de Mutsuz daha 2-3 yıl önce e, o da sö söylendi zaten. Ben çok sıkıldım. Evimi özledim. eşimi dostumu özledim. Bir izin mi verseniz acaba? dedi. Biz de karar verdik. Tabii ki gelsinler ama öyle Instagram'dan, öyle Twitter'dan e, mesaj attım gel. Yok ne bileyim işte e, Discord'da buldum gel falan. Yok olmaz. Onlar olmaz dediler. Bilmiyorum. Bazılarının e, işte, tadı kaçmıştır. <laughs> Yani biraz risk alıyor tabii burada karantina süreleri falan uygulanacak şaka bir yana ama 3 günlük 4 günlük karantina süreleri uygulanacakmış gelecek kişiler için ya da maçlara sadece maçlara gelecek için muhtemelen onları zaten ayıracaklardır giriş çıkışlarını vesaire ya da onların dokundukları yerler devamlı dezenfekte edilecektir ama Tamam yok, evet anlıyorum aileleri orada olmalı ee, ya da çok yakınları onları motive edecek kişiler mental olarak bu çok önemli anlıyorum ama keşke buna baştan mı karar verilseydi şimdi bu kadar ortasındayken bu riski almaya gerek var mı? Bu baştan yapılabilecek bir şeydi yine burada Enbey'in e, birazcık sınıfta kaldığını klişe olarak söyleyebilirim umarım bir sıkıntı yaşanmaz deyip bu haftaki gündem yayını bitiriyorum. Bu video bugün yani cuma günü birazdan yayında olacak. Siz hatta şu an izlediniz, bitirdiniz. E eşleşme netleştiğinde play maçı yani cumartesi akşamı oynanacak. Eğer Memphis kazanırsa pazar ikinci maçı oynanacak. Play in eşleş play in maçı bittiğinde de pazartesi günü bir aksilik olmazsa, eğer aksilik olursa en geç salı sabahı eşleşmelerle ilgili videomda yayında olacak. Onda detaylıca her şeyi konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki MB gündem videosunda görüşürüz.